Merhabalar. ARM programlama video serisinin 16. videosu. Ben Emre Erbaş. Bu videoda bir önceki videoda aldığımız bir işte input'a karşılık analog input'un nasıl alınacağını öğretmeye çalışacağım. Yine webcam'li interaksiyonlu bir video çekeceğiz. Öncelikle ADC'nin ne olduğunu bir yapalım. ADC analog to digital converter. Yani analog bir veriyi alıp bu veriyi dijital bir karşılığa dönüştürme, konvertleme işlemi. Analog veri dediğimiz şey ile dijital veri dediğimiz şey ne? Dijital veri 1 veya 0'dan ibarettir. Yani dijital veri ya siyahtır ya beyazdır. Analogsa gridir. Peki bu conversion işlemi, dönüştürme işlemi gri, siyah ve beyaz olarak nasıl ifade eder? Şöyle düşünebiliriz. Mesela siyah noktası burası. Beyaz noktası burası. Ve bizim analog verimiz burada. Şurada. Şuradaki mesafe x, şuradaki mesafe y ise buradaki y'nin mesafesini analogun çözünme değeri kadar parçalayıp siyah olan uzaklığı analogun bilgisidir. Umarım anlaşıldı. Yani siyah dediğimiz bilgi ile beyaz dediğimiz bilginin arası parçalara bölünür. Ki buradaki siyah logic 1'dir. Logic 0 diyelim. Şurada logic 1. Analog converter modülü logic 0 ile logic 1'in arasını parçalara böler. Ve böldüğü parçaya en yakın olan analog verinin bulunduğu pozisyonu bilgi olarak alır. Artık analog bir bilgi, dijital bir bilgi olmuştur. ADC'nin en önemli etkenin, yani en önemli faktörü, en önemli pointer'ı ne dersek artık, yani belirteci resolution, çözünürlük. Resolution ADC'nin kalitesini belirtir. Şöyle ki ADC'ye bir grafik çizersek, şurası volt olsun, burası dijital bir diyelim. Şöyle bir artın zaman diyelim şuraya. Zaman. Şuradaki veri analog. Eğer resolution'ımız şuraya x diyeyim. X kadar bir resolution'ımız varsa bu işlemcinin ürettiği şöyle de gitsin. Dijital veri. Resolution'u yüksek olan bir cihazdaysak, yine aynı grafiği çizeyim. Yani bunun buradaki işlemci için resolution'a x dedim. Şu analog veri. Bu da time. Eğer resolution x bölü 2 kadarsa, resimde görüldüğü gibi x kadar olduğunda ya da 2x kadar verelim. Çok geniş bir alanda ana veriden sapma miktarı var. Ama resolution küçükse ana veriye mümkün olduğu kadar yakın. Yani gerçeğe en yakın veri resolution'un yüksek olduğu, çözünürlüğün yüksek olduğu durumlarda döner. Ve resolution için 8 bit, 10 bit ve 12 bit gibi tanımlar var. Bu bitler nelere karşılık geliyor? Onu inceleyelim. 8 bit çözünürlük dedik. 8 bit. 8 bit çözünürlük demek VREF eksi
gerilimiyle VRF artı geriliminin aralığı için konuşuyoruz. VRF eksi VRF artı. 8 bitlik bir çözünürlük için 8 bit neye karşılık gelir? 2 üzeri 8'den 256'ya karşılık gelir. Bu da şunu demek olur. VRF'i 0 kabul ediyorum. VRF eksiği. VRF artıyı da 5 volt kabul edelim. İşlemimiz düzgün olsun. 256 0 ile 5 volt aralığını 256 eşit parçaya böleceğini ifade eder. Bu neye karşılık gelir? 5 volt bölü 256'dan. Bu da yaklaşık 20 milivolt gibi bir şeye karşılık gelir. Yanılmıyorsam. İşlemi yanlış yaptıysa kusura bakmayın. 250 gibi işleme soktum. 20 milivoltluk kadar çözünürlüğü var. Peki bu 12, 10 bitlik olsaydı o zaman 2 üzeri 10'da 1024'lük 0 ile 5 voltu 1024 eşit parçaya bölecekti. 5 volt bölü 1024'ten yine bunu 1000 olarak işleme sokarsam 5 milivolt aslında 4.8 gibi bir şey olacak da yuvarlak aldım. Eğer 12 bitlik bir çözünürlüğüm olursa 2 üzeri 12'den 11, 2000, 4000, 2000, 4000, 48. Eşit. Bence 4096. 4096. Evet böyle olmalı. 5 volt bölü 4096. Yine bunu 4000 olarak işleme sokarsam bu da kaça karşılık geliyor? 1.2 milivolt gibi bir şey mi karşılık geliyor? Şimdi olayın farklılığına bakın. Bir tane sensör, farz edelim ki ADC'den veri aldığımız sensör çok hassas veri üretiyor. Ama biz bunu 8 bitlik çözünürlükle alırsak 20 voltla 39 20 milivoltla 39 milivolt aralığında hiçbir değişim görmedik. Aynı veriyle dönüyor. Ama mesela bununla bakarsak 1 milivoltluk bir değişimle bile tepki oluşturabilir. Çünkü bu rakam gerçekten çok küçük bir rakam. O zaman şunu söyleyebiliriz. 8 bit kabaca bir hesap yapar. 12 bit çok daha derin bir hesap yapar. Bazı modüller vardır ADC'nin modülleri. Onlar 24 bitlik veriyle dönerler. AD bir şey kodu var. Neyse onu hatırlayamayacağım. Bunlar picovolt düzeyinde ölçüm yaparlar. İhtiyacınız varsa kullanırsınız. Ama bizim modülümüzde yani STM'de 12 bit, 10 bit ve 8 bit desteklenen hızlar. Pik kullanan arkadaşlar 10 bit kullanırlardı. Yani 0 ile 5 volt aralığını 1024'e bölerlerdi. ARM kullanan arkadaşlar yani şu an bu videoyu izleyenler 8 bit, 10 bit ve 12 bite bölme olanakları var. Resolution çözünürlük budur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.